Selamlar gençler, ben Umut. Bugün sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Don't Not Twice. Şimdi bu oyun hakkında pek bir bilgim yok açıkçası. Ben listeme eklemişim bu oyunu. İndirimdeydi, satın aldım. Fakat oyun hakkında çok detaylı bir bilgim yok. Daha önce oynayanı da görmedim. Yani herhangi bir videosuna da denk gelmedim. O yüzden oyunu birlikte keşfedeceğiz. Birlikte oynayacağız. Lafı çok uzatmadan oyuna başlamak istiyorum. Yeni oyun diyelim. Evet, başlıyoruz. Dediğim gibi oyunun hakkında pek bir şey bilmiyorum. Oyunun kaç yapım olduğunu da bilmiyorum. Ben bu oyunu neden listeme ekledim onu da açıkçası bilmiyorum. Demek ki bir yerden görüp eklemişim. Şu an hiçbir şey hatırlamadım oyun hakkında. Neyse. Göreceğiz. Neler olacak? Birlikte göreceğiz. Aa, cep telefonumuz titriyor. Telefonu göstermek veya gizlemek için Don Don rahat bırak lan beni. Chloe. Evet. Chloe, ben seni rahat bırakırım paşam da. Beni şu anda rahat bırakmayan biri var, yani problem o. Salonu aydınlatmak için şamdanı eline al. Şamdan nerede birader? Şamdan. Bir saniye abi. Şamdan arayacağım. Burada bir kitap gibi bir şey var. Ona bir bakmak istiyorum öncelikle. Fırlat oku. Galli vadilerinin güney ucunda kıymeti bilinememiş bir mimari örneği bulunmaktadır. Tarzını 1700'lerin sonlarından alan bu yapının merkezinde aslen orta çağdan kalma dikdörtgen bir kule olağan dışı tasarımını birbirine bağlayan bir iç avlu bulunmakta. İçerisinde de bir giriş salonu, misafir odası, mutfak ve yemek odası ile bir oyun odasına sahip ev sahipliği yapmaktadır. Evin arka bitişinde ise şu anda bir resim atölyesi olarak kullanılan restore edilmiş bir şapel bulunmakta. Ev ikinci derece tarihi bina olarak listelenmektedir ve en yakın zamanda yeni sahipleri olan Webb Thomas ailesi tarafından geniş bir renovasyona tabi tutulmuştur. Güzel. Aa, fırlat var. Aa, yakabiliyor muyuz acaba, bir saniye. Evet, yakamıyoruz. Şimdi elime şamdan alacağım anladığım kadarıyla. Reis, bir şamdanı yaksaydık ya. Şimdi şamdanı ateşle yak diye basit bir görev verdi bana. Aslında şurada. Ulan çömelmek lazımmış ya. Allah senin var ya. Duvarda kim onlar? Lan. Oğlum. Ya oğlum. Ya biri bir şey çalıyor abi. Biri kapı. Ananı avradını. Bak, biri hala vuruyor. Biri hala vur. Adamın var ya. Dur bir saniye, korktum abi. Korkayırım. Başka mı var mı? Tık 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 tık, yeter be. Yaktım galiba abi hepsini. Hı? Abi dur bir saniye. Bir saniye.
Başka bir yerde bir kapı var mıydı? Bak, atmosferle beni korkutuyor şerefsizler ya. Bittir abi. Neden ışıkları kapattın? Senden nefret ediyorum. Abi nasıl yani? Işıkları kapatmadım bebeğim. Işıkları açtım. Ayrıca sen kimsin anasını satayım? Chloe, yani bilmiyorum balım, zaten seni tanımıyorum. Açıkçası çok da umurumda olan biri olduğunu da düşünmüyorum şu şartlar altında. Ki şu şartlar anan... Lan tövbe estağfurullah. Allah'ım ya. Chloe'nin günlüğü 10 Ekim 2016. Yıllar önce beni o kadar terk etti. Şimdi ise öylece hayatıma geri gelip her şey yolundaymış gibi davranmamı bekliyor. Hiçbir şeyin yolunda olduğu yok. Keşke defolup gitse, süslü püslü işiyle, kocaman eviyle. Beni etkilemeye çalışıyor ama bu beni terk ettiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu yüzden ondan hala nefret ediyorum. Artık iki yabancı gibiyiz. O annem almaya uygun değil zaten. Değil ve zaten muhtemelen benden sıkıldığından beni tekrar eve geri yollayacak demiş. Chloe bunu kim için söylüyor bilmiyorum. Ama sanırım eski ev okulusuyla kavga etmiş. Ortam çok gergin abi. Ortam çok gergin. Ya vurmayın. Allah'ınızı seviyorsanız vurmayın şu kapıları. Oğlum o ev de çok büyükmüş lan. Git git bitmiyor ya. Git git bitmiyor. Ödüllü sanatçı ve heykeltıraş Jessica Webb Thomas başarısının ardındaki hikaye. İlham her yerden ve her şeyden gelebilir. Benimki bu dünyayla olan ilişkimden ve kendim bağlı hissettiklerimden geliyor. 9 yaşımdan beri sanatçı olmak istediğimi biliyorum. Sürekli kille oynuyordum ama şekil vermeye dair bir yeteneğim olduğunu keşfetmem ergenliğimi buldu. O günden beri de buna bayılıyorum. İnsanlar olarak kurduğumuz bağlara hayranım. Bence bu dünyadaki en güçlü bağ anne ile bebeği arasındaki bağ demiş. Evet. Anlıyorum. Anlıyorum canım. Burası, bak burası kapalı. Ben nereden geldim? Aa, buraya girmedik, bir saniye. Burası kapalı. Burayı da bir yakalım abi. Neyse. Düz gideceğiz. Başka açık kapı yok. Başka açık kapı yok. Oğlum bu kapı da çok açık lan. Niye böyle açık ya? Bismillah bismillah bismillah. Aa, bir saniye, bu benim buraya girdiğim kapı mı diyeceğim. Yok babacığım, hiç alakası da yok ya. Allah senin. Abi oyun biraz ürkütücüymüş, bunu kabul ediyorum ya. Ben hiç böyle bir oyun olduğunu düşünmemiştim bunu. Mumlar da kendini zor aydınlatıyor. Biz mumları niye yakıyoruz anlamadım ki. Evet, bir başarım kazandım. Dead Cliver diye. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Esirgeme Kurumu Geçici Velayet Emri 2 Eylül 2016. Saygıdeğer Jessica Webb Thomas Hanım, lütfen bu mektubu Chloe and Webb hakkında bir mutabakat olarak görün. Sağlanan deliller ve Chloe'nin rızası ışığında kızınızın denemelik velayetini alabileceğinizi bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Konaklama süresince anlaşmaya varıldığında size son bir onay mektubu yollayacağız. Saygılarımla Julia Andrews. Şimdi bu Chloe geçici
Nasıl oluyor ya geçici? Önce bir veriyorlar, geçici olarak deniyorlar. Kızla uyumlu mu? Kızı iyi yetiştirebiliyor mu? Ona iyi bir hayat sunabiliyor mu? Ondan sonra da tam velayet mi veriyorlar? Ya açıkçası anlamadım bu velayet olayını ama çok da anlamama gerek yok. Evet. Çok da anlamama bir gerek olduğunu düşünmüyorum şu anda. Nereye gidiyorum? Burası kapalı. Evet. Bu kapı açık. Burada bir yerde bu kapı da kapalı. Evet. Reis geliyorum. Aç şu kapıyı be. Oğlum dışarıya çıktım lan. Dışarıya çıkmasa mıydım acaba? Acaba hani yok. Aa, ne güzel gözüküyor değil mi gökyüzü? Ama bir de önümü görebilsem oyunda çok daha güzel olacak ya. Reis. Böyle bir önümüzü görebilsek. Duvar diplerinde yürümekten yemin ediyorum. Gözlerim bozuldu ya. Yok mu yakacak bir şeyler? Oğlum göremiyorum ya. HDR'ı mı açsam, ne yapsam? Ama o zaman da bir tadı çıkmaz oyunun, değil mi? Bir saniye gençler ya, bu bilmiyorum, böyle oynanabilecek bir oyun değil ya. Biraz daha. Azıcık da. Evet. Heh ya. Abi ben de göreyim, siz de görün ya. Bu neymiş? Yemin ediyorum dünya varmış ya. Ama şimdi de sanki böyle oyuna ihanet ediyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Her yer aydınlık oldu. Aa, burası da kapalı. Seni başka bir kapı var mı? O ne lan? Beni yine terk edeceksin değil mi? Seni çıkarcı sürtük. Ne alakası var kızım? Allah Allah. Nereden gideceğiz ya? Burası kapalı babacığım. Buradan geldik zaten. Burası da kapalı. Geri dönecek olabilir miyiz acaba ya? Aa, burası da kapalı. Mal gibi kaldık burada. Evet, hadi bakalım. Mal gibi kaldık gençler. Acaba dedim burada bir şey mi yapacağız ama. Açın be abi. Acın mı abi? He. Hadi be. Allah Allah. Oğlum ne yapacağız lan?
Ne yapmamız lazım anlamadım ki anasını satayım. Ona lan. Ne oldu öyle? Aa bak şurada sıkıntılar oldu ama. Budur yani abi. Oraya mı bakmamız lazım? Onu mu görmemiz lazımdı? Ya sizin yapacağınız görevleri ben. Az önce ananı avradını. Az önce git şey yaptığım yer, geldiğim yer. Lan. Aa. Abi. Aç kapıyı abi. Abi aç kapıyı. Allah'ını seviyorsan aç kapıyı ya. Hani lütfen yani, anlıyor musun? Lütfen. Lan. Sıçarım ha. Öyle üflemek söndürmek yok. Kapıyı bir kapatalım. Bu kapı üflüyor, söndürüyor bak. Aga da açılmamış kapılar vardı ya. Şu açılmamış kapılara bir bakalım. Gitti burası. Ya sokacağım sesini. Nasıl sesler çıkartıyorsunuz böyle abi? Aa, oğlum tabii ki aynada parlamam olmayacak. Yani hangi korku oyununda benim aynada yansımam oldu ki zaten? Burası nasıl bir oda lan? Ne güzel bir odaymış böyle, değil mi? Bayan Web Thomas'ın reçetesi metadon. Tablete en az 300 mililitre su, portakal suyu veya alkolsüz bir turunçgil içecekle eritin. Tablet suyun içine eridiğinde derhal için. Metadon. Ne işe yarıyormuş acaba? Evet, burada bir kilit var abi. İçinde de iki tane bir şey var alabileceğimiz anladığım kadarıyla. Bir başarım daha kazandık. Allah Allah, değişik değişik başarımlar geliyor ya. Kayıp çocuk, 9 yaşında bir oğlan çocuğu. Kaybolma tarihi Pazartesi 10 Ekim 2016. Son görüldüğünde beyaz tişört üzerinde bordo kazak ve beyaz ayakkabı ile kot pantolon giyiyordu. Herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen şu numaraları arayın. Evet. Eğer herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen o numaraları arayın gençler. Bu tarz konularda biliyorsunuz hepimizin destek olması gerekiyor. Ev değil, anasını satayım. Bu nasıl bir evdir ya? Lan. Bir saniye abi, bir saniye. Hepsini okuyacağım. Hepsini okuyacağım.
Aa, bunu kapatabiliyoruz. Kapatırsak ne oluyor ki? Neden yani? Neden kapatabiliyoruz? Uyuşturucu bağımlısıydım. Bu kelimelerden nefret ediyorum ama gerçek bundan ibaret. Çok kötüyüm ve sana bakabilecek başka biriyle daha güvende olacağını düşündüm. Seni almak için daha önce gelmeye çalıştım ama bana izin vermediler. Hazır olmadığımı söylediler ama şimdi hazırım. Seni seviyorum Kylo. Chloe veya nasıl okunuyorsa artık. Sanırım Chloe diye okunuyor. Yani oraya da gireceğiz. Bunu da okuyalım. Jess ve Chloe. Jess'i göremedik daha. Jess zaten biziz galiba. Şunu da bir okuyalım. Aa, günlük bu. Chloe'nin günlüğü 31 Ekim 2016. Dün bulduğum o ayin saçmalığıyla uğraştıktan sonra gece bir rüya gördüm. Aslında tam olarak rüya denemez. Daha çok bir anıyı yeniden yaşamak gibiydi. Önümde korkunç bir kapı açılmıştı. Kapının üzerinde ödümü koparan bir keçi kafası vardı. Haberlerdeki kayıp çocuklar kapının hemen dışında bekliyorlardı ve ben de kapıyı çalmayın diye bağırıyordum. İki tane gümbürtü duydum ve sonra kan ter içinde uyandım. Altı üstü bir rüya olduğunu ve Baba Yaga muhabbetinin de saçmalık olduğunu biliyorum. Ama yine de çok gerçekçiydi demiş. Evet. Haklısın Chloe, ne diyeyim yani. Baba Yaga muhabbeti tam olarak nedir bilmiyorum ama gerçek olmayacağı bir kesin değil mi? Bak, orada minik bir ablamız var. Onu alacağız galiba. Niye? Niye? Bir saniye, bir saniye, sakin. Ne oluyor lan? Burada biri mi var? Chloe, seni bir döverim. Seni... Ne oldu lan? Oğlum, ben onu attım. Gitti. Allah Allah. Neyse. Dışarıda kim varsa ayağını denk alsın. Elimde bıçak var ha. Bak, elimde neşter var. Evet, gidiyoruz gençler. O ne lan? Abi, evde yanan tek bir ışık var. O da anasını savayım, şey gibi sallanıyor ya. O söndü zaten. Hadi bakalım. Bak. Bak, burada pis. Oy 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 oy. Burada pis bir şeyler yapılmış. Burada kaka şeyler yapılmış. Çok hoş şeyler yapılmamış burada. Oo. She's mine. O benim. Tamam. Al, senin olsun birader de. Onun benimle ne alakası var? Abi, sesler çoğaldı ya. Ben sevmiyorum böyle sesleri mesleri ya. Jess'in günlüğü 16 Ekim 2016. Keşke ben burada olsaydı. Onun yokluğu çok fark ediliyor. Tüm bu süreç boyunca ve Chloe'nin velayeti konusunda bana destek olmuştu. Geçmişi değiştiremezsin ve önemli olan şu an yaptığındır demişti ve haklı. Çocuk sahibi olmanın en korkunç ve çekilen en korkunç yani çekilen acı veya uykusuz geceler değil, sevgi oluyor. Üstelik kimse de bunun için seni hazırlamıyor. Chloe'yi hep sevdim. Doğduğunda kafam kıyakken, onu verdiğimde hatta binlerce kilometre uzaktayken bile. Şimdi de aynı şekilde o benim ve bir daha kimsenin onu elimden almasına izin vermeyeceğim. Ablacım, sanki ne bileyim bir sıkıntı var gibi ya. Yani o senin de, sen kimsin anasını satayım? Öyle bir olay var şu anda. Al Chloe, senin olsun yani, çok da umurumda değil açıkçası. Bak 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 bak, buralarda neler var? Bak bak bak, hiçbir şey yok. Hadi bakayım, boşuna geldik.
Bak RTX. Görüyor musun? Ha, GUDA çekirdekleri. Kendinize gelin bakayım. İyi, burası diğer yerlere göreceli olarak aydınlık en azından ya. Şimdi ortaya geçmeden önce bir kenarı kıyı köşeyi bir araştırıyorum ki. Ne bileyim, ortaya geçtiğim zaman sanki bir daha başka bir yere geçemeyecekmişim gibi hissediyorum. Şuna bir bakalım. Arka kadının midesine indirdiği masum ruhları arındırmak için kuyudan çekilmiş su. Bir dakika lan. 2016 Yakut Sanat Ödülü kazananı. Fotoğraftaki kadın gerçekten sanat ödülünü kazananı mı yani? Acaba onu onurlandırmak için mi fotoğrafını buraya koymuşlar? Yoksa yani birini koyalım da kim olursa olsun. Gözüyle mi koymuşlar? Çok emin değilim. Abi burada çok tuhaf şeyler var ya. Neyse, bir boka yaradığını düşünmüyorum. Hani zorlayayım bir alayım dedim ama şişt, ne yapıyorsunuz? Jess'in günlüğü 11 Ekim 2016. Son günlerde çok zor zamanlar geçiriyorum. Chloe benden nefret ediyor ve kendince de haklı. Ama yaptıklarımı telafi etmeye çalışıyorum. Yıllar önceki gibi ona bakamayacak kadar vasıfsız biri olmadığımı göstermeye çalışıyorum. Onu benden almalarına izin vermek istediğim en zor karardı ama doğru bir karardı. Çünkü yardıma ihtiyacım vardı. Zaman zaman, hatta şimdi bile uyuyamadığımda başka bir yolu var mı diye düşünüp duruyorum. Neyse ki kafamı dağıtabileceğim bir işim var. Dün gece stüdyoda son heykelimle uğraşarak geçirdim. Konseptten tamamıyla memnun sayılmam. Ama yavaş yavaş yolunu bulacak gibi. Keşke aynı şeyi Chloe ile olan ilişkimde konusunda da söyleyebilsem demiş. Ha, şu mu? Hangi heykel ya? Evet. Kebir babacım. Al şunu. Lord! Ne oldu be abi? Aa, bebek yok. Bir dakika, bir şeyler oldu oğlum. Çok, çok garip bir şeyler oldu, bir saniye. Onu aldığımda hemen bir şeyler oldu. Su buharlaştı. Su aktı aktı aktı, buharlaştı. Allah Allah. Allah Allah. Bebek de gitti. Aha, buraya gelmiş lan. Ha, su. Buraya göz gelecek abi. Anladım. Şimdi burası açıldı bak, burası kapalıydı. Evet. Gidiyoruz gençler. Gençler, gidiyoruz gençler. Bu neymiş? Bunu bana neden yapıyorsun? Keşke geberip gitseydin. Abi bence sus ya. Bence sus hani. Ay! O neydi ya? Püskürt. Bir şeyleri püskürteceğiz. Dur önce şunu bir okuyayım ya. Aklım gitti anasını satayım. Yerden bebek üstüme fırladı ya. Baba Yaga Slav folklorunda geçen biçimsiz vahşi kadın suretinde bir doğaüstü varlıktır. En kadim ve karanlık türden bir cadıdır. Arafta gezer ve çocuklarla beslenir.
Ama çocuklar öylece yemek için gidip avlayamaz. Bunun için ona kurban edilmeleri gerekir ve bu ayinin ona ölümün üzerinde bir güç bahşettiğine inanır. Sokacağım babanıza da yaganıza da ya. Buralarda benim bir şeyleri yakmam lazım anladığım kadarıyla abi. Onlar ne? Onlar ne abi? Yan lan. Yan şerefsiz yan. Yanmanız gerekmiyor galiba. Ya çok da şey olmadı ama. Bir dakika şöyle koysam tamam. Beni takip etmeyin. Beni takip etmeyin. Onlar derler herhalde toplanabilir bir şeylerdi ya. Valla sıkı sıkı ilerliyorum ya. Aa dışarıdaki açılmayan kapı değil mi bu? Sanırım abi bir saniye. Bunu da aç abi. Açık dursun. Açık dursun abi. Oğlum içeride kapı mı var lan? Oydu. Oğlum adam var. Adam uçuyor. Oydu. Abi ne olduk? Nereye geldik ya? Aa mum söndü lan. Ben mumu nasıl yakabilirim? Şuradan yakabilir miyim? Aa gel buraya ha. Abi ciddi misin? Abi ciddi misin? Buradan geçemiyor muyum ben tekrar? Lan keşke karşıya girseydim ya. Çok korkuyorum lan. Hepsi benim için geldi. Hepsi benim suçum. Ütemiyorum ya. Ütemiyorum. Bak buradaydı. Az önce bir kapı açıldı. Adam uçtu gitti. Uçtu gitti mi? Uçtu gitti abi. Çağırma ayini. Ruh çevirir heri. Ametist, safir, yakut, zümrüt, elmas, ruh, su, ateş, toprak ve tahta. Hadi bakalım. Fırlat abi. Fırlat abi. Gerek yok. Bak bu kapıyı %1500 açılıyor diyecektim. Kapalıymış. O zaman bak burada da açılmayan bir şeyler var. Bir saniye şunu yakabiliyor muyum acaba tekrar? Hadi. Abi niye elimde taşıyorum o zaman ben seni ya? Mayıs 2006. Şahsım ben Thomas'tan Jessica Webb Thomas'a ilgili makama. Jesse 5 yıldan bir 5 yıldan bir uzun süredir tanıyorum ve 3 yıldır da mutlu bir evliliğimiz var. Eşim için bu şahıs referansını yazmaktan büyük bir şeref ve ayrıcalık duyuyorum. Karım benim ruh eşim olmakla birlikte tutkulu, sevgi dolu ve şefkatli bir kadındır. Kendisi benim dert ortağım ve mantığımın sesidir. Çocuklarımın annesi olmasından da gurur duyarım. İnanıyorum ki Chloe'yi Jess'ten mahrum bırakmak,
Onu ayrıca Jess'in sunabileceği imkanlardan ve yaptıklarını telafi etme fırsatından da mahrum bırakmaktır. Uzun zaman önce hatalar yapıldığının farkındayız ama inanıyorum ki Jess Chloe'nin güvende, mutlu ve sevilen biri olması için her şeyi yapacaktır. Jess hayatını düzene soktu ve başarılı bir birey haline geldi. Bu yüzden inanıyorum ki kızıyla birlikte olmak için ikinci bir fırsatı hak ediyor demiş. Ben Thomas. Hadi bakalım, saygılarımla. Ben de saygılarımızı hak ettin abi. You are mine. Abi tamam ya. Ben seninim. Herkes senin anasını satayım. Al. Al, bu da senin. Ah, bak bu da senin. Hop. Bunu bırakacağız herhalde. Daha işe yaramayacak. Özür dilerim. Ne olur bana yardım et. Öyle demek istememiştim. Bebeğim, ben daha kendime yardım edemiyorum. Sana nasıl yardım edeyim? Hayır. 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 Allah'ım. Aa, bu kapıyı açtık. Çok güzel. Bu kapıyı açtık. Gençler, bu bölümü burada bitireyim. Oyun gerçekten biraz sinir bozucu. Sürekli sesler geliyor. Ve fazla karanlık geliyor bana şu anda. Gamayı da çok açmak istemedim, oyunun tadı kaçmasın diye. Ama artık bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer videoyu ve oyunu beğendiyseniz likelamayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.